Altılı Masa bugün 10. kez toplandı. Masada en sıkıntılı başlık malum adaylık meselesi. Ayrıntıları alacağız. Ankara'ya uzanıyoruz. A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş haber nöbetinde. İlter, söz sende. Banuel, toplantıda yaklaşık 4,5 saat geride kaldı. Birkaç saat daha sürmesi bekleniyor toplantının. Çünkü önemli gündem başlıkları var. Öncelikle ve en önemli gündem başlığı şüphesiz Cumhurbaşkanı adaylığı meselesi. Tabii ki bugünkü toplantıda bir aday isminin gündeme gelmesi ve müzakere edilmesi beklenmiyor. Ancak Altılı Masa'nın adayı kim olacak ve ne zaman belirlenecek, buna ilişkin bir takvim açıklanabilir. Bu yönde liderler görüşlerinde zaten Altılı Masa toplantısı başlamadan önce dile getirdiler. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu artık adayı konuşmamız gerekir şeklinde açıklamaları vardı. Bugünkü toplantıda bu konu muhtemelen gündeme gelecek ve önümüzdeki süreçte adaylık müzakereleri ne zaman başlayacak, bu konuya ilişkin bir takvim ele alınabilir bugünkü toplantıda. Tabii zaman zaman tartışmalar da yaşanıyor Altılı Masa'da. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık konusundaki ısrarını sürdürüyor. Ancak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına temkinli. Özellikle de son haftalarda da işaret ettiği gibi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın daha doğru bir aday olduğuna yönelik mesajları var. Bu anlamdaki yaşanan tartışmalarda bugünkü Altılı Masa'da muhtemelen gündeme gelecektir. Tabii bir hükümet programı üzerinde Altılı Masa'da komisyonlar çalışmalarını sürdürüyordu. O çalışmalar tamamlandı. Bugünkü toplantıda hükümet programının ne zaman açıklanacağına ilişkin bir tarih belirtilecek muhtemelen. Onu da önümüzdeki saatlerde yapılacak açıklamada, Altılı Masa bildirisinde görmüş olacağız. Tabii çoklu aday mı, ortak aday mı konusu da gündeme gelmişti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu çoklu aday formülünü de stratejik olarak değerlendirebiliriz demiş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konu Altılı Masa'ya gelirse görüşürüz şeklinde bir değerlendirmesi olmuştu. Bugünkü toplantıda da bu konu tabii ki gündeme gelecek. Özellikle Altılı Masa bildirisinde ortak aday vurgusunun yapılacağı belirtiliyor. Kesin olmamakla birlikte bu konuya ilişkinde bir cümle olabilir bugünkü Altılı Masa bildirisinde. Peki hükümet programı açıklanacak, Cumhurbaşkanı adayı belli olacak, Cumhurbaşkanı yardımcıları kimlerden oluşacak? Bu konuya ilişkinde bazı kulis bilgileri var. Partilerin genel başkanlarının Cumhurbaşkanı yardımcısı olması yönünde bir formül üzerinde duruluyor. Zaten Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu eş güdüm formülünü gündeme getirmişti. Yani Cumhurbaşkanı önemli konularla ilgili genel başkanların da görüşünü alacak şeklinde bir değerlendirmesi olmuştu. Bir formül gündeme getirmişti. Bu konuda yine Altılı Masa'nın önemli gündem başlıkları arasında. Tabii parlamento seçimleri de var. Parlamento seçimlerine de hazırlanıyor Altılı Masa. 40 ilde ortak liste hazırlığı var. Tüm siyasi partiler hangi ilde ne kadar milletvekili çıkarabiliriz, daha fazla ne kadar milletvekili çıkarırız şeklinde bir çalışma yaptılar. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinden Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti'nin milletvekili adayları, Ana Muhalefet Partisi'nin listesinden veya İyi Parti'nin listelerinden seçim yarışına girebilir. Bu konuda yine Altılı Masa'nın gündeminde olacak. Anayasa Mahkemesi'nin HDP ile ilgili almış olduğu karar da yine Altılı Masa'da liderler tarafından masaya yatırılacak önemli başlıklardan biri. Dediğimiz gibi önemli gündem başlıkları var. Önemli konular görüşülüyor bugünkü toplantıda. Bu nedenden dolayı daha birkaç saat daha sürmesi bekleniyor toplantının. Saat 20 civarında bir açıklama gelmesi muhtemel. O açıklamada da şüphesiz önümüzdeki sürece ilişkin Altılı Masa'nın yol haritası ile ilgili önemli mesajlar yer alması bekleniyor Banuel.